Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hayvansal dokulara devam edeceğiz. Bir önceki videomuzda ne yaptık? Epitel dokuyu işledik. Epitel dokunun çeşitlerini gördük. Bugünkü videomuzda ise bağ doku ve çeşitlerini göreceğiz. Bağ dokudan gördüğünüz gibi köken alan farklı dokular vardır. Bu dokuların hepsini teker teker görmeye çalışacağız. Şöyle devam edelim biz. Bağ doku diyelim ve özelliklerine bakalım. Bağ dokuya baktığımızda aslında bağ doku bizim vücudumuzun büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Çünkü birçok kısım bağ dokudan köken alır arkadaşlar. O yüzden bağ dokuda bayağı bir doku çeşidi göreceğiz. Evet, bağ doku bizim embriyonik dönemimizde bulunan mezenşim hücreleri vardır. Bu mezenşim hücrelerinden köken alır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Embriyonik dönemde bulunan mezenşim hücrelerinden köken alır. Bu hücreler farklılaşarak farklı farklı dokuları oluşturuyor. Şimdi biz de bunları göreceğiz. Şöyle isterseniz bir tablo gibi yapalım arkadaşlar. Mezenşim hücrelerini şöyle ortaya yazalım. Mezenşim hücreleri. Evet, mezenşim hücrelerinden neler oluşuyor bakalım. Yaklaşık 7 çeşit hücre oluşuyor arkadaşlar mezenşim hücrelerinden. İlki fibroblast dediğimiz hücrelerdir. Fibroblast. Arkadaşlar bu fibroblastlar liflere dönüşür. Vücudumuzda bulunan işte kolajen lif, elastik lif gibi lifler vardır. Bu liflere dönüşecek fibroblastlar. O zaman yazalım. Kolajen lifler. Elastik lifler ve retiküler lifler. Evet, bu yapılara dönüşüyor arkadaşlar fibroblast hücreleri farklılaşarak. Daha sonra mezenşim hücreleri yağ hücrelerine dönüşür. Yağ hücresi. Biliyorsunuz bizim vücudumuzun büyük bir kısmı yağdan oluşmaktadır. Bu yağ hücreleri sayesinde vücudumuz yağ depo eder. Tabi bu hani bir kısmı kilo olarak kalır ama çok büyük bir kısmı da arkadaşlar organların korunmasında, yine deri altında bir tabaka oluşturarak vücut ısımızın korunmasında görevlidir. Yağ hücresinin bir diğer adı mutlaka çıkar karşınıza. Lipoblast. Lipoblast arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıkabilir. Evet, gelelim diğer bir hücremize. Bir diğer hücremiz de mast hücresidir. Mast hücresi. Mast hücresi de yine savunmamızda görevli olan hücrelerden biridir. Önemini söyleyeceğiz. Daha sonra gelelim bir diğer hücremize. Osteoblast. Osteoblast hücresi. Arkadaşlar osteoblastı biz kemiklerde göreceğiz. Kemik dokuyu anlatırken yine bahsedeceğiz. Osteoblast iki çeşit hücreye dönüşür. Bunlardan birisi osteosit. Osteosit kemik dokunun asıl hücresidir. Bir de osteoklast vardır. Bu da yine kemik dokunun bir diğer hücresidir. Gelelim bir sonrakine arkadaşlar. Bir sonraki de kıkırdakla alakalı bir hücredir. Kondrosit ya da kondroblast diyebiliriz. Ben şöyle kondrosit yazıyorum. Kondrosit de kıkırdak dokunun hücresidir arkadaşlar. Yine kıkırdak dokuda göreceğiz bunları. Daha sonra iki tane hücremiz kaldı. Biri makrofaj. Yine makrofajlar da bizim savunmamızda görevlidir. Bağışıklık sistemini işlerken bahsedeceğiz. Ve son olarak da retiküler hücre. Retiküler hücre de farklı hücrelere dönüşüyor. Retiküler hücre. Arkadaşlar retiküler hücre aslında kan dokuyu oluşturuyor. Kan dokunun da çeşitleri vardır, hücre çeşitleri vardır. Hemen bahsedelim bunlardan. Nedir? Kan pulcukları, al yuvarlar ve ak yuvarlar. Evet, mezenşim hücrelerinden köken alan hücrelerimiz bu şekildedir. Bunlar dokulara dönüşüyor arkadaşlar. Bu şekilde bizim
genel olarak bir kısaca anlattık. Şimdi gelelim bağ doku çeşitlerine. Bağ doku çeşitlerinden ilki gevşek bağ dokudur. Bakalım gevşek bağ dokuda neler var, özellikleri nelermiş anlatalım. Şöyle yazalım. Gevşek bağ doku. Gevşek bağ doku. Arkadaşlar gevşek bağ doku hücrelerden ve kolajen liflerden oluşmaktadır. Az önce bakın bahsettik, fibroblastlar dönüşüyordu kolajen liflere. Kolajen liflerden oluşuyor. Bu lifler arasında da elastik lifler bulunur ve böylelikle bizim vücudumuzun işte biraz daha esnek olmasını sağlayan dokudur arkadaşlar. Gevşek bağ doku. Ayrıca bol miktarda kan damarı da içerir. Gevşek bağ doku organlarımızın beslenmesini sağlar. Bu yüzden de gevşek bağ doku oldukça önemlidir. Şöyle yazalım. Hücreler ve kolajen liflerden oluşur. Kolajen liflerden oluşur. Kısaca yazıyorum. Bir diğer özelliği neymiş? Bol kan damarı içerir. Bol kan damarı içerir. Ayrıca arkadaşlar organların beslenmesini sağlar. Organların beslenmesini sağlar. Evet, burada mast hücrelerinden bahsetmek istiyorum. Mast hücreleri de yine bizim gevşek bağ dokumuzda bulunan hücrelerdir. Mast hücreleri bulunur. Arkadaşlar mast hücreleri görev olarak dediğim gibi bağışıklıkta görevlidir. Ayrıca bir diğer özelliği de mikropların tutulmasında önemli bir rol oynar mast hücreleri. Evet. Gevşek bağ dokudan sonra bir diğer doku çeşidimize geliyoruz. Sıkı bağ doku arkadaşlar. Sıkı bağ doku. Onu da şöyle hemen altına yazalım. Sıkı bağ doku. Peki bu ne işe yarayacak? Bakın gevşek bağ doku adı üstünde hücrelerinde bol miktarda kolajen lifler vardı. Bu lifler sayesinde esnekliği sağlıyordu. Arkadaşlar sıkı bağ dokuda lifler var ama biraz daha dayanıklıdır bunlar. O yüzden hani çok fazla bir gevşeklik bulunmaz. Yani bir bizim vücudumuzdaki destek gereken yerlerde bulunur arkadaşlar bu sıkı bağ doku dediğimiz. Mesela nerelerde bulunuyor? Beynimizin zarında bulunur. Özellikle bu çok önemlidir. Beynimizin korunması için önemlidir arkadaşlar. Bizim kaslarımızın kemiklere bağlandığı bölgeler vardır. Biz buraya tendon deriz. Tendonlarda bulunur ve vücudumuzun dayanıklık gerektiren yerlerinde bulunur sıkı bağ doku. O zaman şöyle diyelim. Lif oranı azdır diyelim arkadaşlar. Lif oranı azdır. Dayanıklılık sağlar. Dayanıklılık sağlar. Ve son olarak da nerelerde bulunduklarını da söyleyelim. Tendonlarda, beyin zarında ve vücudun dayanıklılık gerektiren yerlerinde bulunur. Dayanıklılık gerektiren yerlerinde bulunur. Sıkı bağ doku da bu şekildedir. Evet. Gevşek bağ doku işledik. Sıkı bağ doku işledik. Bundan sonra geliyoruz yağ dokumuz arkadaşlar. Yağ doku da bizim için oldukça önemli. Yağ hücrelerinden oluşacak. Yağ hücreleri nelerdi? Lipoblast dediğimiz hücrelerdi. Bu hücreleri de görelim. Şöyle yağ doku yazıyorum. Yağ doku. Arkadaşlar yağ dokunun hücrelerine ne diyorduk? Lipoblast. Bakın şuradan aklınıza gelsin. Liposuction. Hani şu ara çok meşhur ya liposuction. Ne yapıyorlar? Yağ aldırıyorlar. İşte buradan geliyor aslında liposuction dediğimiz bir isim de. Lipoblast deniyor hücrelerine. Bunu yazalım. Hücrelerine lipoblast denir. Peki arkadaşlar, bu lipoblastların görevi nedir? Lipoblastların görevi şudur.
enerji verici olarak kullandığımız için yağ depo eder. Biliyorsunuz yağlardan oldukça bol miktarda biz enerji alıyoruz. Enerji verici olarak kullanmamız için yağ depo eder. Yağ depo eder. Evet. Peki bir diğer görevi nedir? Bakın derimizin altında birikerek ısı kaybını azaltır. Isı kaybını azaltır. Daha sonra organların üzerini örterek bunları mekanik etkilerden korur. Organların üzerini örterek mekanik etkilerden korur. Arkadaşlar, bazı hormonlar üretebilir. Leptin dediğimiz bir hormon vardır. Bu hormonun üretiminde görevlidir. Leptin gibi hormonlar üretir. Bu hormonun size ne iş yaptığını sormazlar. Sadece isim olarak hani böyle aklınızın bir köşesinde bulunması yeterlidir. Evet, yağ dokuda bu şekilde. Bakın ne işledik? Biz bağ dokudan farklılaşan dokular işliyoruz. Gevşek bağ doku işledik, sıkı bağ doku işledik, yağ doku işledik. Gelelim arkadaşlar bir sonraki dokumuza kan doku diyelim. Kan doku. Arkadaşlar kan doku plazma ve hücrelerden oluşur. Kan hücrelerinden oluşur. Kan hücreleri de al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcuklarıdır. Şimdi bunların detayını zaten dolaşım sisteminde işleyeceğiz. O yüzden ben sadece bu hücrelerin isimlerini yazmak istiyorum. Orada daha detaylı olarak işleyelim. Şöyle diyelim, plazma ve kan hücrelerinden oluşur. Kan hücrelerinden oluşur. Bu hücreler nelerdi? Hücrelerin isimlerini de yazalım. Bu hücreler al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları. Kan pulcuklarıdır. Evet, kan doku ile ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi bu dokuyu dolaşım sisteminde çok daha detaylı olarak ele alacağız. Gevşek bağ doku, sıkı bağ doku, yağ doku ve kan doku işledikten sonra geriye arkadaşlar iki tane dokumuz kalıyor. Kıkırdak ve kemik doku. Bunları da işleyelim. Daha sonra devam edelim. Gelelim kıkırdak doku. Kıkırdak doku. Arkadaşlar kıkırdak dokunun yine detaylı olarak işlemesini biz destek ve hareket sisteminde göreceğiz. Burada sadece hücrelerinden bahsedeceğim. Kemik doku da aynı şekilde yine hücrelerinden bahsedeceğim. Detaylı olarak işlenmesini yine biz destek ve hareket sisteminde göreceğiz. Şöyle diyelim, hücrelerine ne diyoruz? Kondrosit. Hücrelerine kondrosit denir. Ara maddesine ise arkadaşlar, ara maddesine kondrin denir. Kondrin denir. Evet, şimdilik bu kadar bilmeniz yeterlidir. 3 çeşit kıkırdak vardır arkadaşlar. Hiyalin kıkırdak, elastik kıkırdak ve fibroz kıkırdak. İsterseniz onları da yazalım. Detaylarını destek ve hareket sisteminde görelim. Hiyalin, elastik ve arkadaşlar fibroz kıkırdak. Bu kıkırdak çeşitlerini dediğim gibi destek ve hareket sisteminde göreceğiz. Gelelim bir sonraki bağ dokudan farklılaşan doku çeşidimize, kemik doku. Arkadaşlar kemik doku hücrelerinden ve ara maddesinden de bahsedelim. Bunu da yine destek ve hareket sisteminde detaylı olarak göreceğiz. Hücreleri 3 çeşittir. Bunların hücreleri osteoblast, osteoklast ve ostosit. Ostosit denilen 3 çeşit hücresi vardır. Hücresi vardır. Bunların ara maddesine ise osein denir arkadaşlar. Ara maddesine osein denir.
Evet, kemik doku da ikiye ayrılıyor. Sert kemik doku ve süngerimsi kemik doku olarak. Bunları da yine dediğim gibi kemik dokuda, yani destek ve hareket sisteminde göreceğiz. Yine çeşit olarak yazayım. Çeşitleri neymiş? Sert kemik doku. Sert kemik doku. Hatta kemik çizip üzerinde göstereceğiz. Bir de süngerimsi kemik doku. Süngerimsi kemik doku. Evet, bu şekilde yine bağ dokudan farklılaşmış olan dokularımızı işledik arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir kontrol edelim. Bakın, bağ dokudan farklılaşan gevşek bağ doku, fibroz bağ doku dediğimiz şuradaki sıkı bağ dokudur arkadaşlar. Sıkı bağ dokunun bir diğer adı fibroz bağ dokudur. Daha sonra kıkırdak dokudan bahsettik. Kemik doku, yağ doku ve kan dokudan bahsettik. Böylelikle bağ dokunun çeşitlerini bitirmiş olduk. Şimdi bizim geriye iki tane doku çeşidimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi kas doku. Diğeri de arkadaşlar sinir dokudur. Yine bunları da detaylı olarak dediğim gibi destek ve hareket sisteminde kas doku işleyeceğiz. Sinir sisteminde de sinir dokudan bahsedeceğiz. Burada sadece birkaç tane özelliğinden bahsedelim. Daha sonra videomuzu bitirelim. Şöyle ben karışmasın diye kırmızıyla yazayım. Kas doku diyorum. Evet. Arkadaşlar, kas doku vücudumuzun hemen hemen her yerinde bulunur. Bakın, kas doku bizim hareketimizi sağlar kemiklerle birlikte tabii ki. Kemiklerle birlikte hareketimizi sağlar. Kemiklerle birlikte hareketi sağlar. Peki bunun hücrelerine ne diyoruz veya işte ara maddesine ne diyoruz? Arkadaşlar, kas dokunun özel olarak isimlendirilmiş plazması, hücre zarı vardır. Kas dokunun plazmasına sarkoplazma, hücre zarına ise sarkolemma diyoruz. Hücre zarına sarkolemma diyoruz. Sarkolemma denir. Evet, burada mutlaka karşınıza çıkar sarkoplazma, sarkolemma diye. Sarko dediğimiz zaman kas aklımıza gelecek arkadaşlar. Bir de özel olarak endoplazmik retikulumuna biz sarkoplazmik retikulum diyoruz. Çünkü onun özel bir görevi vardır. Kas doku için, kasılabilmesi için kalsiyuma ihtiyaç vardır. Bu kalsiyumun depo edildiği yerdir. Şöyle yazayım. Kalsiyumun depo edildiği organele sarkoplazmik retikulum denir. Sarkoplazmik retikulum denir. Arkadaşlar, normalde biz endoplazmik retikulum diyoruz. Birçok görevi var. Hücre konusunda işledik bunu. Ama sarkoplazmik retikulumun burada önemli bir görevi olduğu için, özel bir görevi olduğu için sarkoplazmik retikulum olarak özel isimlendirdik. Kas dokunun çeşitleri vardır. Çeşitlerini de yazalım. Dediğim gibi detaylarını destek ve hareket sisteminde göreceğiz. Çeşitleri nedir? Düz kaslar, çizgili kaslar. Çizgili kasın bir diğer adı iskelet kasıdır. Çizgili kaslar, daha sonra bir de kalp kası vardır. Evet, bunlar da kas dokunun çeşitleridir. Bu şekilde kas dokuyu da bitirmiş olalım. Arkadaşlar, gelelim son hayvansal doku çeşidimize. Bu da sinir dokudur. Sinir doku. Zaten hayvansal dokulardan sonra direkt sinir sistemini işleyeceğiz. O yüzden sinir dokuda bahsedeceğiz arkadaşlar. Sinir doku hücrelerine biz hücrelerine nöron diyoruz. Hücrelerine nöron denir. Nöron haricinde başka hücre çeşitleri de vardır. Sinir sistemine gelince göreceğiz arkadaşlar. Nöronlar uyarıyı alarak
Vücudumuzda farklı yerlere iletirler ve bizim vücudumuzun kontrol mekanizmasında kullanılırlar arkadaşlar. Özellikle sinir sistemine geldiğimizde beynin yapılarından da bahsedeceğiz. Tabii ki öncelikle nöronların nasıl çalıştığını, nasıl bir mekanizmaya sahip olduklarından bahsedeceğiz. Şimdilik sinir dokuyla ilgili bilmeniz gereken budur. Hücrelerine nöron denir deyip videomuzu bitirelim. Biz hayvansal dokuları işledik, iki videoda işledik arkadaşlar. Dediğim gibi daha detaylı olan kısımlarını ilerideki sistemler kısmında da yine göreceğiz. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.